Arkadaşlar merhabalar. Bugün 3 adet Coleman 442 ocak topladık, temizledik falan. Bunlardan bir tanesini en sona bıraktım. Hem sizlere video çekmek hem de ocağı anlatabilmek, nasıl toplandığını ve konuyu anlatabilmek için en sona bıraktım bir tanesini. Hemen onu kısaca toplayacağım. Böyle dağınıklık ondan dolayı biraz gözünüz yorulabilir. Bunlar ise topladığım diğer iki ocaklar. Bunların birleşimini yaptık arkadaşlar. Birisi 2002 model. Altında yazar. Zirve 1 model arkadaşlar. Benzin ve Coleman yakıtıyla kullanılıyor. Yarım litre ve 2200 watt. Diğeri de arkadaşlar 2013 model. Daha farklı bir renk yapmışlar zaten. Daha koyu yapmışlar. Bu da Felter model yazmışlar. Benzin ve Coleman yakıt demiş. Yarım litrelik deposu var. 2200 watt yakıt alır demişler arkadaşlar. Sistemler aynı. Bu da toplamak için bıraktığımız ocak arkadaşlar. Şurada çift sıfır yazıyor. Yani 2000 model birinci ay. Arkadaşlar Coleman depolarına baktığımız zaman farklı bir alaşım malzeme kullanıyorlar. Çelik, tam çelik de değil. Kendine ait bir malzemesi var. Yani şunu fark ettim ben. Yeni ocaklar, şu iki yeni de özellikle fark ettim. Şuralarda böyle sanki içine boya akıtmışsın gibi böyle bir iki damla var arkadaşlar. Coleman şirketi bunu en son yaptıktan sonra bunun içine bir malzeme koyuyor, böyle sıvı. Sanırım o depoyu onunla çalkalıyor. Ve o zırh gibi içine sıvıyor. O boya gibi şeyde. Ben çünkü tüm ocaklarda mesela bunda vardı. Şöyle göstereyim. Yanlış görmediysem. Bakın şurada. Şöyle görünüyor mu acaba? Şöyle bak. Bakın bir iki tane nokta nokta boya gibi şeyler var. Dedim ya ben bu boya mı oldu falan. Sonra şöyle içini incelediğimde şurada. Hani içine baktığımızda bunun içine bir sıvı koyduklarını, yani şöyle pembemsi renk bir alaşım koyduklarını fark ettim. Herhalde deponun daha güçlü olmasını sağlıyor. Yani Amerikalıların yaptığı bir malzeme. Bunlar Amerika'da üretilmiyor arkadaşlar. Amerika patentli ama pardon, Kansas'ta üretilmiş bu. Hayret, bu Amerika. Buna bakayım. Bu da Amerikan malı. Evet, Kansas üretim arkadaşlar. Ben bunları başka yerde üretiyor biliyordum ama. Neyse, depoya gel. Depoyu hemen şöyle bir anlatalım arkadaşlar kısaca. Deponun yakıt giriş bölümü var. Yakıtın ve havanın çıktığı bölüm var. Bir de pompa bölümü var. Bu da yanma bölümünü tutan aparat. Bunu toplamaya başladığımız zaman ilk önce yakıtın çeken hortumu var arkadaşlar. Bundan hemen kısaca bahsedelim. Bu hortumun üzerinde Coleman şöyle bir şey yapmış. Buna takacağız arkadaşlar. Şöyle kapatalım. Bununla bunu birleştireceğiz ancak. Şunu anlatayım, öyle geçeyim. Şunun içine yanlama giriyor arkadaşlar bu. Sump bölümü. Böyle yanlama giriyor. Şu en altında bir numaralı bir yazıyor. Şu bir deliğinden yakıt tankının içindeki yakıtı çekiyor. Bir de arkadaşlar şurada 2 nolu 2 yazıyor bakın. Şurada 2 var. Burada da bir delik var. Bu delikten de havayı çekiyor. Yani bu bunun içine girdiğinde arkadaşlar alt bölümden yakıtı, üst bölümden havayı çekiyor. Aynı zamanda depoya geldiğimizde bu depo arkadaşlar şöyle görünüyor mu bilmiyorum. İçine şöyle bir ışık tutalım. Şöyle içine görünüyor herhalde. Bu en içinde arkadaşlar bunun sibop bölümü var arkadaşlar. Pompa bölümü var. Bu pompa bölümünden havayı bastığımızda bu havayı direktman şöyle yatay şekilde alta doğru gidiyor. Ancak bu havayı buradan bir pipet vasıtasıyla yukarıya basıyor aslında. Hiçbir şekilde yakıtı benzin içine basmıyor. Havayı benzin içine basmıyor yani. Direktman bu mekanizma ile havayı ufak bir pipet vasıtasıyla taşıyor, yukarıya basıyor. Yani şuradaki mekanizmayı destekliyor. Yani havayı buradan çekiyor ya, havayı buraya veriyor işte. Onun dışında şu bölüme gelecek olursak, bu bölümün içinde, pompanın içinde şöyle bir mil var arkadaşlar. Bu mil hem pompanın daha güçlü olmasını hem de havayı geri kaçırmamasını sağlayan sistemi destekliyor arkadaşlar. Ben şimdi bunların tam adlarını bilmiyorum. Bazen beni eleştiriyorlar bu videolarımı izleyenler. Arkadaşlar eleştiriyor. Özellikle ustalar eleştiriyor. İşte şunu bilmiyorsun, bunu bilmiyorsun veya şunun ismini bilmiyorsun filan. Ancak kendileri hiç video çekmiyorlar. Yani insanlara faydalı olacak bir şey yapmıyorlar. Ona keza bana da diyorlar ki ya sen herkese niye bunları video çekip öğretiyorsun? Biz bu işten para kazanıyoruz. İşte falan fişman. Ya benim para kaygım yok.
İnsanların öğrenmesinden yanayım. Şöyle ki insanlar bunu öğrendikçe rakipler artar. Rakip arttığı yerde de kalite yükselir arkadaşlar. Bu her zaman dünyada geçerli olan bir şey. Ki ikincisi para kaygım yok. Bu konularda şöyle bir şey. Bu konular zaten para kazanacak bir konular değil. Ankara'dan bir arkadaş geldi. Bana 520 ocak gönderdi. Dedesinden kalmamış. Amerika'dan getirmiş. 1950 model. Bu ocağı tamir ettirememiş. Tamir etmek için kimi demiş 350 isterim, kimi demiş 400 olur demiş, kimi demiş 300'den bilmem aşağı olmaz demiş. Ya dedim arkadaş, ya bu o kadar zor bir şey değil. Yani büyük bir şey de değil. Gönder dedim bana ya, yardımcı olayım sana dedim. Bu şekilde yaptım. Çok da memnun oldu arkadaş. Ancak bizimkiler memnun olmadı. Ki olmazlardı hani bu işi bilen arkadaşlar. Ben öğretmeye devam edeceğim böyle ufak ufak video çekerek. Biraz da bu video çekmem tepkimden dolayıdır bu tip şeylere. İnsanlar öğrenmeli arkadaşlar. Yani ben tek bir dalda değilim. Ben birçok dalda merakım var. Profesyonel miyim? Değilim. Amatörüm ama çok meraklıyım. Öğrenmeye çalışıyorum elimden geldiği kadar. Ve benim gibi öğrenmek isteyen insanlar da şu YouTube'dan araştırıyorlar. YouTube'da bulamıyorlar da ben de bulamıyorum. Ne oluyor bu sefer? Yani İngilizce materyallerde incelemeye çalışıyoruz. Niye biz yapmayalım? Niye Türkler yapmasın? Türkçe olarak bir şeyler dinlemeyelim. Bir tane adam görüyorum. Sürekli bütün ocakları deniyor bu Aydın'da bir adam. Ancak bir tanesini söküp de şu şudur demiyor. De arkadaş biz de izleyelim senden öğrenelim o da yok. Velhasıl kısadan insanlar birbirine yardımcı olmalılar. Ben oluyorum. Ben hem anlatacağım hem ocağı toplayacağım arkadaşlar. İlk önce konuya dönelim hemen. Pompanın için arkadaşlar milini yerleştiriyorum. İlk önce pompayı anlatayım ve takayım. Milini yerleştiriyorum. Şöyle dursun. Milini yerleştirdikten sonra o dursun. Oraya bir şey kaçmasın diye. Şu vana ve sump bölümünü yerleştirdim arkadaşlar. Ben bunları genelde şuralara silikon kullanıyorum arkadaşlar. Silikon conta kullanıyorum. Daha sağlıklı geliyor bana. Bunun siyahı da var. Kaç dereceye dayanıklı? Yaklaşık 600 olması gerekiyor. Evet, 300 dereceymiş. Ha bir de arkadaşlar şu bölümü sökmedim. Aslında şu bölümü de size söküp hemen göstereyim kısaca. Silikon dedik ama. Ha, evet söküyorum hemen. İnşallah o-ring jontu'yu bozmayız. Bir jont ararız. Şimdi arkadaşlar buraya geldiğimizde bu bölüme de geldiğimizde şurada arkadaşlar araba sivopu gibi bir sivop var. Şu içinde. Şöyle onu sökmem için sivop anahtarımız vardı bizim. Bir saniye arkadaşlar. Hemen onu bulalım. Şöyle bir sivop anahtarıyla arkadaşlar bunu sökebilirsiniz. Bu araba sivopundan. Tamam. Yani bu bozulduğu zaman bunu değiştirebilirsiniz. Şu arkadaşlar. Mekanizma bu. Dediğim gibi. Şurada 2 nol delik yazıyor. 2 yazar. Şurada da görebiliyorsanız 1 yazar. 2 tane delik vardır. Burada bir tane sivop takılıdır. Şu sivopu da takalım. Sıktık. Burada şunu da takalım. Bakın şurada bir o-ring var arkadaşlar. Bu o-ring de kaçırdığı zaman sağlıklı yanmıyor. Hani bazen diyorlar ya hava yakıt karışımı doğru orantılı olduğu zaman mavi alevi görürsünüz. Doğru orantı olmadığı zaman hava fazlaysa alev çok çok açık mavi yanar ve söner hemen söner. Yakıt fazla olduğu zaman ise alev sarı yanar ve isti yanar. Neyse. Buradaki sivop arkadaşlar şu vana baskı yapıyor. Bakın şu tulumba içeriye girerken o sivopu ittiriyor ve buradan hava ve yakıtı çekiyor doğru orantılı olarak. Bilginiz olsun. Pardon. Şöyle hemen takma. Sizin yanınıza toplayacağım arkadaşlar ocağı ki arkadaşlar da görsünler neyin ne olduğunu, nasıl olduğunu bilsinler. Şöyle biraz daha. Evet, sıktık bayağı bir. Peçete alalım. Elimle çeviriyorum genelde. Şu kadar çok da sıkmayayım öylesin. Şu tatta yetecek herhalde ona. Biraz geri salacağım. Şöyle. Evet, bu tat bu kıvamda yetecek arkadaşlar. Çünkü vananın bu bölümde olması şöyle ocağı şöyle düşündüğünüz zaman sağdan soldan çarpan herhangi bir nesne bu vanayı kırmasın diye şu şekilde vana işe bakıyor arkadaşlar. Bir de şurada emniyeti var vananın. Yani
taşırken çarpıp da şunu açmayın diye. Bunu bilin. Hemen hızlandıralım işimizi. Hem de anlatalım. Daha sonra arkadaşlar bunu taktıktan sonra şurada bir yanma bölümü var arkadaşlar. Burası çok önemli bir bölüm. Bakın şurada iki tane elyaf var. Elyaf malzeme var şurada. Şurada bir delik var. Buradan jeneratör yakıtı pompalıyor. Şuradaki yakıt şu duvara çarpıyor. Şu elyaflar fazla nemli yakıtı tutuyor arkadaşlar üzerinde. Bu elyaflar olmazsa bu sulu sulu yanar. Suyu tutan malzeme bunlar. O yüzden vanayı kapattığımız zaman birkaç dakika yanmasının tek nedeni şuradaki elyafların boşalması. Burada yanmaz elyaf var arkadaşlar. Bilginiz olsun onda. Niye hani uzun süre yanıyor hemen sönmüyor gibi kafanızda bir şey olursa onu bilin. Hemen ocağa takalım arkadaşlar. Şurada birinci mandal bölümünü takıyoruz. Bunu sabitlemek için. Şurada lambamız da var arkadaşlar. Çarpıyor elimiz. Şöyle birinci kafa ile yakıt tankı ile pardon yakıt tankı yakın tankını tutan malzeme ile kafanın ilk birleştirdiği yer burası arkadaşlar. Daha sonra şurada iki tane vida var. Bu vidaları da hemen takıyoruz. Burada ocağımızı sabitliyoruz. Şuradan başlayalım. Bunu yaparken arkadaşlar bu yakıt tankının içini çok elyafını bozmayın. Elyaf zaten kolay kolay bozulmaz da dikkat edin yani kırmayın, dökmeyin o elyafı veya çıkarmayın. O elyaf hayati öneme sahip bir malzeme oradan. Şöyle hemen bu kafayı da tutturalım. Diğer bölüme gelelim. O hayati öneme sahip yani o elyaf. O elyaf olmazsa zor. Oraya yeni bir elyaf uydurmak da zor. Onun gibi düzgün kesilecek vesaire çalışacak. Bir de yani o bir oran var herhalde bunlarda. Altın oranlar var. O oranı yakalayacaklar. Çünkü çok üstünde nem olursa da olmaz. Az nem olursa da olmaz. Belli oranda nemi var yani o elyafın. Yanarken. Bunu taktıktan sonra arkadaşlar ocağımızın şu bölümünü taktık. Sap bölümünü taktık. Pompa bölümünü. Şöyle biraz daha geri alacağız. Şunu. Tam ocağımıza değmesin. Bu şekilde belli aralıklı olacak. Şimdi arkadaşlar en hassas yerimizden birisi de şu jeneratör arkadaşlar. Şimdi bu jeneratör konusunda herkes problem yaşıyor. Bu ocakların kalbi bu jeneratör. Bu jeneratörü anlatırken şöyle anlatalım. Şunun içinde bir iğne var arkadaşlar. Bu iğne jeneratörün içine giriyor. İğnenin diğer ucu da şuradaki pime takılıyor arkadaşlar. Bu pim hareket ettikçe jeneratörün içine gidip geliyor bu iğne. Ve belli bir oranda temizliyor. Bu jeneratörün içi arkadaşlar boş değil. Yani millet sanıyor ki ben ocak bulurum. Bu ocak içi böyle bir boru vardır. Ben bu boruyu temizlerim. Ondan sonra kullanırım gibi. Yok arkadaşlar. Çok zor bir konu o. Neden zor? Bakın şurada bir meme var. Delik minicik. İğne ucu kadar bir delik var. Bütün temizliği o delikten yapmak zorundasınız. İğne ucu kadar. Daha bile küçük hatta şu iğnenin girdiği yer kadar. Bu kafa buraya sabit. Kaynaklı. Bu bölüme gelirsek arkadaşlar bu bölüm boru açık değil. Bu boru böyle bomboş bir boru değil arkadaşlar. Bakın borunun içinde de bir boru var. Bu boru sadece şu iğnenin girebileceği kadar. Yani şu ince telin girebileceği kadar. Görüyor musunuz bilmiyorum. Bu ince telin girebileceği kadar bir boru var şu içinde. Yani yılanın ağzındaki delik gibi minicik bir delik var içinde. Ve iki boru iç içe girmiş. Arada bir sarmal yapılmış. Şu içinde böyle bir sarmal yapılmış. Amacı da biz buradan yakıtı pompaladığımız zaman yakıt ve hava bunun içine geliyor. Şu iğnenin geçtiği delik sadece bu iğneyle memeyi temizlemeye yarıyor. Yandaki boruyla boru arasındaki İki boru arasındaki katmanda olan bakır sarmalların içinden yakıt dönüyor arkadaşlar. Ve ısı da dönüyor. Ve bunun içinde yakıt buhar haline gelip buradan buharı püskürtüyor. Yani bu jeneratörü temizlemek için ultrasonik hassas temizleme ister. Yani
Çok çok kuvvetli bir temizleyici lazım. Çünkü bunun için de benzin kullandım. Şu benzini şöyle yarım litre, bir litre alıp bir kenarda bekletirseniz çökelmeye başlar. İçindeki malzeme, ya kuşkusuz benzin bozulur belli bir süreden sonra. Ve içindeki malzeme böyle reçineleşmeye başlar. İşte o reçineler bunun içinde kaplıyor arkadaşlar. Bunların içinde yanan yakıtın karbon birikintisi, reçinesi, pası, pirincin kendi pası vesaire bunu tıkıyor arkadaşlar. Ve bizim en büyük hatamız bu tip ocakları kullanmadan önce depolarını yıkamıyoruz. Bu deponun içine şöyle bir şey. Koleman şirketi bunları yaparken en son şöyle bakın. Şöyle bir boya, sanki boya parçası var gibi duruyor. Aslında şirket bunun içinde belli bir sıra oranda sıvı, ne derler ona, sıva malzemesi atıyor içine. Ve bunu çalkalayıp içinde bir katman, zar katman oluşturuyor. Minik bir katman. Bakın şu boya kalıntıları gibi bütün Koleman ocaklarda açarsanız şu yakıt kapağını sanki içinde şöyle damla damla boya koymuşlar gibi içinde görürsünüz. Bunlar belli bir süreden sonra koruyuculuğunu yitiriyor. Benzin gereç o parçacık şeklinde onlar benzin içinde gübür gibi geziyor. Biz de ilk aldığımızda bu depoyu yıkayıp da kullanmadığımız için basıncı verdiğimiz anda bütün sisteme o pislik giriyor ve bu jeneratörün içine pislik giriyor ve tıkanmasına sebep oluyor. Bu jeneratör hayati öneme sahip kalbi diyelim, bu ocağımızın kalbi de bu jeneratördür. İğne de bu arkadaşlar. Bakın ben iğneyi sokmak için içine şöyle biraz uğraş vereceğim. Çünkü bildiğiniz iğne, dikiş iğnesini ip geçirmek gibi bir şey arkadaşlar bu. Çok küçük bir delik var. Bakın ben şimdi buldum o deliği. Yavaş yavaş iğneyi ittiriyorum. Ancak dediğim gibi yani öyle ben bunu içi boş temizlerim gibi kafanızda bir şey olmasın. İçi bunun dolu arkadaşlar. Merak eden için ben sayfamda kesilmiş bir iki tane jeneratör resmi var. Onu paylaşabilirim. Siz de öğrenmiş olursunuz. Şimdi bu arkadaşlar bunu jeneratörü şöyle kenara koyalım. Sırayla gidelim. Şu yanma çanağının alt bölümü. Buradan şu deliklerle oksijen alıyor arkadaşlar. Yani alttan şuradan, şuradan benzin, şuradan da dışarıdaki çiğ hava. Yani normal soluduğumuz havayı alıyor. Yakıt ve hava oranı burada birleşiyor. Mavi alev buradan başlıyor arkadaşlar. Şunlar da o ızgaralarımız. Hani ateş yanarken böyle mavi mavi nokta nokta ateşler yanar ya. İşte bu ızgara onu sağlıyor. Burada 3 tanesi dalgalı. Şöyle. 2 tanesi düz olmak üzere ızgaralarımız var. Gördüğünüz gibi altta bir dalgalı, en üstte de bir dalgalı, ortaları da arada bir tane dalgalı olmak şartıyla düz yanmayı koyuyoruz. Yanma kafasına bakın. Şöyle bir çemberimsi bir şey oldu. Onu da böyle koyuyoruz. Şu da en son kapatma için, baskı için kapağı. Bunu da koyduktan sonra arkadaşlar şunun bir vidası var. Bulabilirsek onu. Ha, buldum. Şöyle büyük bir vidası var. Bu vida ise tüm malzemeyi tutan, birleştiren bir vida. Yani yanma kafası, çanağın vesairesini. İşte isimleri her neyse. Dedim ya ben isimlerini pek bilmiyorum. Ancak sistemi biliyorum. Yani mantığını biliyorum. Onu bir sistemi mantığı biliyorum. İsimlerini bilmiyorum. Millet işte şunun ismi budur, bunun ismi budur falan diye kendileri beni oradan vurmaya çalışıyorlar. Kendileri yanılıyorlar. Neyse böyle taktık bunu da. Şöyle takarken de en son düzlüyoruz arkadaşlar. Çünkü bunun göstereceğim sizlere nasıl olduğunu. Evet. Şöyle taktıktan sonra bunu da sıkıyoruz. Evet, bayağı bir sıktık. Şimdi arkadaşlar şöyle ocağımız bayağı bir oturdu. Şimdi jeneratör ile ızgarayı aynı anda koyuyoruz. Niye derseniz bu jeneratör bunu tutuyor arkadaşlar. Tuttuğu için aynı anda yapacağız. Bakın jeneratörün içine teli geçirdim. Şurada. Şöyle göstereyim. Şu iğnenin ucu. Jeneratör bölümüne geliyoruz. Arkadaşlar şuradan şunu tutturuyoruz. Tutturduktan sonra şöyle bastırıyoruz. Bakın şurada bir ayak tırnakları birbirine geçirdik. Bakın şöyle. Görünüyor mu bilmiyorum. Şu iğnenin ucunu şu tırnağa tutturuyoruz. Tutturduktan sonra rekoru aşağı iniyoruz. Ha bir de anlatmayı unutmayayım. Şurada bakın şu bakır jeneratörün şu ucu boş. Patlatmayla biraz genişletmişler, boş. Başka hiçbir şey yok. Bu şuraya oturuyor, rekorla sıkılıyor.
Kimileri bu rekoru çok sıkarak şurayı da çatlatmış arkadaşlar. Bu jeneratör o zaman gene çöpe gidiyor. Bu jeneratör yaklaşık 400 TL. Bilginiz olsun. Yani dedim ya, jeneratör konusunda hassas davranın. Eğer bilmiyorsanız hiç kurcalamayın. Şöyle rekoru da takıyoruz. Sıkmıyoruz tam. Sıkmıyoruz. Şu şekilde bunu alıyoruz. Izgarayı. Şöyle ızgaraya taktıktan sonra aynı anda hem jeneratörü hem de ızgarayı karşıya geçiriyoruz. Şöyle, evet, geçti. Şöyle ızgarayı da tutuyoruz. Biraz bunu ikisini aynı anda yapıldığı için biraz zor oluyor ama daha sonra oturuyor. Sonra da şunu arkadaşlar şuraya oturtuyoruz. Sıkmamıştık zaten. Sıkmamıştık. Şöyle oturtuyoruz. Sonra şurada kapak var arkadaşlar. Alüminyum bir kapak var. O kapağı takıp jeneratörün meme ucunu sıkıyoruz. Çıkmasın yani. Oradan da, çünkü çıkarsa oradan püskürtme yeri. Sağa sola püskürür alev. Size de başkalarına da zarar verebilir. Onun da diğer tarafı da şurada. Bunu da hemen takalım. Kaçırıyoruz. Ellerim bu arada yağlandı arkadaşlar. Gres yağdan. Vidalar tutarken zorlanıyorum. Şimdi gres yağı ne alaka dersiniz, diyeceksiniz. Onu da göstereceğim. Evet. Bunu da sıktıktan sonra. Şöyle. Bu tarafa geliyoruz. Artık jeneratörü o bölümden, yani şuradan sıkıp şu yerine tam oturttuğumuz zaman artık bu jeneratörün rekorunu biraz da olsa sıkma hakkına sahip oluyoruz. Çünkü artık sağa sola çevirmiyoruz. Eğer ilk önce bunu sıkıp bunu çevirmeye kalkarsak burası çatlar arkadaşlar. O hassas dengeyi kurun. Bunu da tatlı sert sıkın. Zaten çok da sıkarsanız, bakın daha hiç tornavida girmemiş buna. Vida hiçbir şey tutmadığı için yalama olmamış. Tertemiz somun. O yüzden anahtarım bile sıkı sıkıya giriyor. Evet, çok tatlı sert. Şöyle sıktıktan sonra ben sıktım. Çok tatlı sert yapın arkadaşlar. Çok sıkmanıza gerek yok. Alın. Şimdi pompa bölümüne gelelim. Burası hassas bir konu. Bu pompanın içinde de bakın bir yuva var arkadaşlar. Pompanın içinde yuva var. Bu yuva şu milin tutan yuva. Burada da bir delik var arkadaşlar. Bu delik şuradan baktığınız zaman bu delik buradan açık. Şu amaç şu. Takalım hemen pompayı. Bu arada pompa konusunda şöyle bir şey anlatayım. Pompalar, bu pompaların bozulmasının tek nedeni yağsızlıktan ve kurumaktan. Plastik zaten pompalar, eski versiyonlar. Bunlar kurudukça çatlar. O yüzden bakın ben gres yağı kullanıyorum biraz. Bir miktar. Şöyle. Bakın şöyle gres yağı kullandıktan sonra şöyle sıvıyorum. Bu hem onu hafif yağlı bırakıyor hem de çatlamasını engelliyor. Fazla yağ da alalım. Ha, siz normal makine yağı da kullanabilirsiniz ama makine yağı akıcı olduğu için belli bir süre sonra kuruyor. Onu da gördüm, denedim. Pek bir randımanlı değil yani makine yağı. Ara ara silip greslemeniz sizin menfaatiniz olur. Jeneratörü de bir 6 ayda bir temizlemeniz gene sizin menfaatiniz olur. Çünkü jeneratör bozuluyor. Evet, bunun dişleri var. Buraya takıyoruz. Dişleri de sıkalım şöyle. Kapak açılmasın. Bakın içindeki o demir İçinde kaldı. Bu borunun içine kaldı. Bastırdıktan sonra şöyle bir yağlayalım ilk önce. Yağ bir dolaştıralım. Rahatlasın. Bakın şurada havayı duyuyor musunuz? Şurada hava, buradan havayı içeriye veriyoruz. Şimdi bunu açıp şu içindeki mekanizmayı döndürüp baş parmağımızı koyup havayı böyle basıyoruz arkadaşlar bunun içine. Böyle basıyoruz. Şöyle tıkayalım. Bakın duyduysanız. Baskı yapıp havayı 20-25 kere pompaladıktan sonra bunu bastırıyoruz sonuna kadar arkadaşlar. Sağa doğru çeviriyoruz. Bunun amacı şunun içindeki vidayı sıkmak ve hava kaçışını engellemek. Tekrar hava basacağımız zaman sıfırdan kullanırken geri çeviriyoruz. Açıyoruz. Yani mekanizmayı çekiyoruz. Parmağımızı kapatıp basıyoruz. Bakın. Normal. Parmağımı da oynatıyorum. Fark ediyor musunuz? Parmakla hava dolduruyorum. Şöyle yapıyoruz. Sonra iş bitiyor. Sıkıyoruz. En son kapağına gelelim arkadaşlar.
Kapağımız da bu. İçinde kapağın bir conta var arkadaşlar. Bu conta da kuruduğu zaman bu da çatlama yapar. O yüzden bu tip contalara, bu tip kapaklara mümkün mertebe şöyle tatlı böyle bir şey sürerseniz, grass tarzı böyle bir şey sürerseniz o yakıta da bulaşmadan kendi kendine gider. Şöyle biraz bir şey sürüyorum zaten. Kapakta her yere bulaşır o. Hem de küflenmesini, çabuk küflenmesini engeller. Şöyle ama yakıtın geldiği yer orta ya, oraya sürmüyorum. Bilginiz olsun. Şuraya sürmüyorum. Sadece contanın olduğu yere sürüyorum. Şu kapak lastiği. Kapağı tutan lastiğimiz. Onu da şöyle takalım. Evet arkadaşlar. Şu an ocağımız kullanımı hazır. Daha yakma videolarını da bu gece gene çekeceğim. Onu da yüklerim artık. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Merak ettiğiniz bir şey varsa alta yazabilirsiniz.